Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, beraberindeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgün ile GEDAŞ Gayrimenkul Değerlendirme AŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ile birlikte Çilimli'de temaslarda bulundu. Yıkım çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Bakan Yardımcısı Varank, aynı zamanda kentsel dönüşümün yapılacağı alanı da inceledi. Varank ve beraberindeki heyete Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz da eşlik etti. Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına belirlenen program dahilinde devam ediliyor. Eşya zarar ödemelerinin büyük bir kısmının tamamlandığı kentte az ve orta hasarlı binalarda da tadilat çalışmaları sürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirilen İlafet Acil Durum Koordinasyon toplantısında da depremin ardından yapılan çalışmalar görüşüldü. Aynı zamanda toplantıda 10 bin kişiye kadar ulaşan çadırda konaklama sayısının 1000'in altında olduğu belirtildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Düzce'ye getirerek ticaretini yapan FT, ST, FG, HD, OT, MK ve ÖB isimli 7 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 56 gram metamfetamin, 161 adet ekstazi hap, 20 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza hap, 12 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 52 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri tamamlanan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca gözaltına alınan şahıslardan farklı tarihlerde uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında da adli işlemler yapıldı. Şeffaf poşetlere sarılmış. Renk görüntü itibariyle üzerinde Bugatti ibareleri bulunan ekstazi olduğunu değerlendirdiğimiz madde. Ekstazi maddesi. Üzerinde Bromix yağ ibaresi bulunuyor. Düzce'de akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şehre 33 kilometre uzaklıktaki 1450 metre rakımında bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi. Gel ateş. Bonnie gel oğlum gel. Gel Bonnie gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Ateş Alev. Ne haber kızım? He. Ateş. He. Bonnie gel oğlum gel gel gel. Bonnie. Ne yapıyorsun oğlum gel gel gel. Gel Bonnie gel. 20-12-2022. Yeni yıla 10 gün kala ikinci bir kar geldi. Çok olmasa da soğuk kardan daha fazla.
Şu anda -12 sinek yaylası. Avant üstü rakım 1485 benim olduğum yer. En üst evlerdeyim. Ama yani kar sanki bir huzur veriyor. Yani şu ağaçların görüntüsü, kökten ağaçlarının görkemliği. Bulunduğumuz yer tam Düzce Bolu sınır arasında. Bolu da diyebiliriz, Düzce de diyebiliriz. Sınırlarımız Bolu'ya ait. Fakat yayla halkımız komple Düzce'lidir. Samandere Köyü ve Çakırsayvan Köyü'nden. Hava sanki bir şeyler topluyor. Bulutlar çok hareketli. Olduğumuz yer rüzgar olmasa da üstlerde bakın gördüğünüz gibi rüzgar var ki bulutlar çok hızlı hareket ediyor. Sanırım kar artık geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1700 otomatik meteoroloji gözlem istasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 10.2 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Polovit Yaylası olurken üçüncü yeri ise sıfırın altında 9.8 derece ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu. Öte yandan Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı da etkili oldu. Evet, birkaç gündür bayağı bir soğuma var. Biz de hissettik. Dün bayağı bir üşüdük. Ama bu beklediğimiz bir şeydi. Biliyorsunuz kar turizmi çok önemli burada. O anlamda keşke biraz daha soğusa da hemen buralar dolup taşsa diyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Kocaeli Sanayi Odası tarafından Marmara bölgesindeki başarılı 23 sanayi kuruluşunun kendi sektörlerinde KOBİ ve BOYİ dalında ödüllendirildiği 15. sektörel performans değerlendirme ödül törenine katıldı. Makine sanayi sektöründe KOBİ ödülü Balıkesir'den SVR Sever makinenin oldu. Ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sever, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın elinden aldı. Programın devamında Erdoğan Bıyık, Kocaeli Sanayi Odası, Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılış törenine de katıldı. Bıyık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifet Hisarcıklıoğlu ile beraber Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret ederek yeni çalışma dönemi için hayırlı olsun dileğinde de bulundu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış öncesi denetimlerini arttırdı. Otobüs terminalinde yolcu otobüslerini denetleyen ekipler sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Terminale giriş çıkış yapan yolcu otobüslerinin kış lastiği takıp takmadığı, lastik diş derinlikleri ve evrakları kontrol edilirken sürücülerin kış şartlarına hazır olduğu görüldü. Tabii canım, şu anda komple lastiklerimiz kar tipi. Şirketimiz zaten kendi şeyinde, tesislerinde şey yapmadan, başlamadan önce teker teker araçları çekiyor, kar lastiklerini takıyor. Zaten çıkışlarda, terminallerde polis arkadaşlarımızın hepsi şey yapıyorlar, kontrol ediyorlar. Kar tipi lastiği takmayanlara ceza işlemi uyguluyorlar. Yapsınlar, çünkü şey yapacak, kar yağacak, yarın kapanacak, yol kapanacak. Burada hem sizin hem yolcuların can güvenliği. Tabii. Yani tabii. Bu tedbiri almazsak felaket kaçınılmaz olur değil mi? Yani zaten şu anda görüyoruz yollarda kalan şeylerin, araçların, kamyonu, otobüsü, taksisi, tırı bakıyoruz. Kar tipi lastiği değilse zaten kalmaması şey değil. Mümkün değil.
Yangın Yağcılar Mahallesi 1377. sokakta bulunan iki katlı evde çıktı. İddiaya göre alt katı depo olarak kullanılan evde elektrik aksamından yangın çıktı. Ev alevlere teslim olurken ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince şehir genelinde 12-18 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrol ve denetimlerde 14 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 166 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 9 motosiklet, elektrikli bisiklet ve otomobil ele geçirildi. Ayrıca 5 yıla kadar cezası bulunan 49 şahıs ve 5 ila 25 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplam 51 şahıs yakalandı. Hırsızlıkla mücadele çerçevesinde ise 23 şüpheli yakalanırken 41 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Olay 17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü gece mekanının içerisinde meydana geldi. İddiaya göre aynı cadde üzerinde bulunan iki ayrı eğlence mekanının kapanması sonrasında sahipleri ve çalışanları arasında müşteri mevzusu yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki tarafın birbirleriyle girdiği ve dakikalarca süren silahlı çatışma esnasında 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken MŞ, CY, NC, BG, İK ve TK isimli 6 kişi de yaralandı. Polis ekipleri iki mekan ve yaraların kaldırıldıkları hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya ilişkin 6'sı hastanede tedavi altında olmak üzere toplam 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 14'ü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemleri sonrasında geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan 6 kişi de hastanedeki tedavilerin ardından emniyete götürülecek. Aralık Cumartesi günü gece saat 01 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanının içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı. Konuya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Yaşanan olaylar sonrası çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanının akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlanarak camlarının da kırıldığı da öne sürüldü.